Evet sevgili dostlar, selamun aleyküm, herkese merhabalar, Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar balkondaki damızlık kümesimizdeyiz arkadaşlar. Dostlarım bu videomuzda yeni yavruların, buradaki ve garajdaki yeni yavruların, yeni büyümekte olan yavruların son durumlarını göstereceğim. Damızlık çekimi yapacağız dostlar. Bakın burada biliyorsunuz Arap takımımız var böyle. Bu erkeği, öndeki yakın olan erkeği. Şu dişisi, altlarında bir çift yumurta var bakın şurada. Bunlar da onun güzellik yavruları, artık bunlar ayaklandı dostlar. 10 numara bir hale geldiler. Bir saniye şunları bir çıkarayım, oraya kaçtılar. Evet dostlar bakın şöyle çıkardım bu güzellikleri. Geç kardeşin yanına. Hadi. Şöyle göstereyim size. Bakın dostlar maşallahınızı esirgemeyin. Böyle güzeller güzeli. Bir çift Arap yavrumuz burada büyüdü. Güzel de sağlıklı da güzel de bakmış ana babası. Tamam hadi geçin. Geç. Şimdi miski yavruyu göstereceğim dostlar. Yukarıda da bir miski yavrumuz var. Geçin bakalım. Geç. Şöyle sizi yerinize alalım. Gel bakalım evlat. Dostlarım maşallahınızı esirgemeyin. Burası böyle güzel bir Arap ailesi. Şimdi dostlar. Burada da biliyorsunuz miski takımımız var. Son dönemde güzel oynattığımız miskinin ana babası bunlar. Altında burada bir çift yumurta var. Bu da baba miski. Bakın burada bir tane kardeşi büyüyor. Bakın. Bu da böyle. Umarım gözüküyordur güzel. Çünkü tam göremiyorum şu an ekranı. Bu da böyle tek büyüdü dostlar. 10 numara bir şekilde. Sağlıklı bir şekilde. Tek yavru burada büyüyor. Buradaki videomu bu şekilde durduruyorum. Şimdi garajdaki kümesimize gidelim. Oradaki yeni çok güzel yavrularımıza hep beraber bakalım dostlar. Garajımıza, kümesimize görüşmek üzere. Evet dostlarım, garajdaki kümesimize gelmiş bulunmaktayız. Şöyle kümesleri açtım. Şu yukarıyı kapattım şimdi arkadaşlar. Kuşlar oraya dibe doğru gidiyordu. Beni uğraştırıyorlardı. Şöyle pleksimiz var. Kışın şu camları kapattığım şeffaf bir pleksi. Orayla şimdi bu ön tarafı kapattım, arka tarafa geçmesinler diye. Altı böyle hafiften boşluk. Hem havalandırma olacak oradan. Hava akış, giriş çıkışı olacak. Şu arka taraf zaten böyle gördüğünüz gibi tel. Delikli saçtan yapılı. Oradan hava geliyor dostlar. Hava akımı için iyi olacak. Aynı zamanda ışıktan da faydalanmış olacak. Şimdi dostlar videonun sonunda ufak bir yavru uçumu yapacağım. Biliyorsunuz teki aldığımız bir mavi var. Onun kardeşini uçurmaya başladım. Bu kuşlar çok çabuk söküyor dostlar. Mavimizi biliyorsunuz o da yavruların içinde ilk söken oydu. Bu boz. Bozun yumurta ikizi. Diğer boz sabuni. Bir de ayna kuyruk Arap. Bu dörtlüğü videonun sonunda uçum yapacağım dostlar. Onlara da bir bakalım nasıl ne durumdalar. Mavi çok hareketli bir yavru. Yine abisi gibi. Çok hızlı çıkacak diye gözüküyor dostlar. Şimdi geçelim buradaki güzellik yavrularımıza dostlar. Bakın burada yavrulara geçmeden önce şunları göstereyim. Bu sezonun yavrularından Arap. Mavi ön tepe dişimiz vardı biliyorsunuz. Bununla Araplarından birinin yavrusu. Bakın miskiler böyle. Teki aldığımız miskin yumurta ikizi. Bu onun ablası. Bunlar böyle dostlar. Teki aldığımız miski de burada devam ediyor. Hava çok rüzgarlı. Bilmiyorum onu uçurmayabilirim bugün. İşte böyle kuşları 2-3 gün yatırmak durumunda kalıyoruz dostlar. Şimdi şuradaki efsane eşlememizle başlayalım. Arap baba biliyorsunuz bütün Arapların babası ve dedesi. Bakın bu onun torunu. Böyle onu çıkardım. Bu onunla yeni işte eşlememiz olan güzel dişimiz dostlar. Şu kapı aralık bir saniye kapatayım. Kuşlar çıkmasın. Lan çıkma, çıktı bir tanesi. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şöyle şimdi onların yavrularının yanına koyacağım dostlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Bakın bu ikisinin yavrusu 10 numara oldu. Bunun bir kardeşi de biliyorsunuz burada mavilerin altında büyüyordu. Mavi ile bozun altında. Bakın o da şurada. Onu da şöyle bırakacağım yanlarına. Bakın dostlar bu dörtlü böyle bir aile. Bakın ayna kuyruk Arap da çok güzel oldu. Rengi bunun annesine benziyor. Annesi de yani sinekli mavi diyebiliriz veya açık çakmaklı diyebiliriz. Ben rengini maviye yani göke daha çok benzetiyorum ama benekleri fazla.
O yüzden ben ona çakmaklı demiyorum dostlar. Bunun rengi bana kalırsa annesine benzedi. Kardeşi babasına benzedi. Sen gel şöyle. Kardeşi babasına benzedi. Böyle güzel bir aile oldu bunlar. Şimdi bunu yerine alayım ben. Gel evlat. Bu burada bunların altında büyüyor. Tek tek daha sağlıklı büyüsünler diye. Şuraya da boz girmiş. Çık kız oradan. Çık. Çık 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 çık. Heh. Gel bakalım evlat sen de. Bunları bu şekilde göstermiş oldum. Bakın. Teki aldığımız bir çakmaklı var biliyorsunuz. Bu onun kardeşi. Bakın bu da böyle kocaman oldu. Baba miski, anne dumanlı. Annesi bu. Çakmaklıyla bunun annesi bu. Babası yan kümeste. Az önce mavileri gösterdiğim kümeste dostlar. Burada göstereceğim başka ne var? Evet, buradaki kanat tekesi bozumuzu biliyorsunuz. Yavruya kusturmak istedik. Bir saniye ekran. Heh, düzeldi. Onu burada böyle dişi bir Arap'la eşe attık dostlar. Altlarında yumurta var. Böyle inşallah bu kanat tekesi bozu. Bu da güzel hareketler yapıyor dostlar. Videoyu almıyorum. Ben bunu uçuruyorum arada. Kendim izliyorum. Güzel bir kuş. Yavruya kusunca inşallah çok daha güzel olacak. Burada böyle bir eşleme yaptık. Buradaki amacımız bunlardan yavru almaktan ziyade, böyle bir kırma yapmaktan ziyade bozu yavruya kusturmak dostlar. Bakın kaybolup 3,5 ay sonra gelen Arap. Onu burada karantinada tutuyorum dostlar. Çünkü başka kümeslere girdi hayvan. Ben bunu biraz gözetim altında tutacağım burada. Ondan sonra kuşların içine dahil edeceğim. Bu da Arap babanın birebir oğlu. Ekeleşti artık. Acaba o kaybolduğu dönemde yavru yumurta gördü mü onu merak ediyorum dostlar. Bilmiyorum çünkü. Bizde görmemişti. Ama iyice ekeleşmiş ve güzelleşmiş kuşumuz. Onu da yakında kuşlarımın arasına dahil edeceğim ve uçuracağım inşallah dostlar. Nasip olursa. Onu da o şekilde göstermiş oldum. Şimdi burada göstereceğimiz bir şey kalmadı sanırım. Buraya baktık. Küçük kümesimize geçelim. Orada ne var ne yok orayı göstereyim dostlar. Bu arada maşallahınızı esirgemeyin kuşlarımıza. Bakın dostlar, teki aldığımız kara çakmaklı. Tekte olan boz yavrumuz. Yavruların arasında ilk teki aldığımız mavi yavru. Bu çakmaklının abisi, bunun abisi olan dumanlı yavru. Ve Arap yavru, bu da ufak ufak oyuna giriyor dostlar. Bu da orijinal Araplarımızdan bir yavru. Arap dedenin orijinal torunu dostlar. Böyle. Bunlar da bu şekilde. Şimdi erkek kümesine bakalım ve orada ufak bir yavru uçumu yapacağım. Ve videomuzu bu şekilde kapatacağım dostlar. Aa bak, miski de uçuyor. Az önce kümesten fırlamıştı. Zaten uçuracaktım ben onları da, sırayla uçuracaktım. Bu kendi kalktı, kümesten fırladı ben video yaparken. Bugün de biraz rüzgarlı ama o oyuna girmemiş kuşlar için sıkıntılı bir durum yok dostlar. Evet, şimdi bu dörtlüyü çıkaracağım. Bu dörtlüyü ben ilk geldiğim anda uçurdum. Bu ikinci uçumları olacak. Boz bir tane çıktı. Diğer boz çık oğlum. O da çıktı. Mavi çık yavrum. O da çıktı. Ayna kuyruk Arap kaldı bir tek. Evet, o da çıktı. Miski kümesten fırlamıştı ben video yaparken. Şimdi 4 tane ben attım. 5 tane kuşumuz, bakın dostlar. 5 tane yavrumuz böyle. Aferin size be. Dostlarım, böyle sık sık videolarımla dile getiriyorum. İnanın vaktim olsa ne kuşlar izleteceğim, ne kuşlar izleyeceğiz hep beraber. Vaktim yetmiyor dostlar. Günde 1 saat, 1,5 saat vakitle inanın oyun kuşu olmuyor. Zaten bir tane kuş teki aldığınız zaman bütün, aferin bakın o maviydi. Bakın şu mavi çok çabuk söküyor arkadaşlar. Aa bak, bir daha bel kırdı. Fena, bu maviler çok fena dostlar. Aferin, ayna kuyruk Arap da bakın bel kırdı. Şöyle geçeceğim. Şöyle güzel bir açıdan, hatta uzağa geçeceğim dostlar. Bir saniye. Hemen uzaklaşayım. Şöyle uzaktan çekeyim size. Daha güzel izlemeniz adına. Evet. Yani bütün yavrularımız çok çok hareketli dostlar. Yani çok güzel böyle, aferin sana. Ve mavi taklayı çevirdi, görmüşsünüz umarım. Şu an ayrı olan en arkadaki mavi. Aferin size be, güzelliklere bak. Bugün ikinci uçumu bunların. Sadece miskinin ilk uçumu. O da ben video yaparken yaramazlık yaptı ve fırladı. Şöyle biraz da zoom yapayım. Bakın şimdi ne güzel hareketlerini hep beraber görelim dostlar. Aferin. Yavrular ayrı ayrı kümeslerde dostlar. Şimdi teki aldığım kümes zaten en ufak kümes. Az önce baktık. Büyük kümeste, eşhanelerin olduğu kümesteki yavrular
teki aldıktan sonra ilk öncelik verdiğim yavrular. Diyelim yani teki aldıklarımdan uçuracağımı uçurdum. Bir gün birini. Diyelim biraz vaktim kaldı. Bir 15-20 dakika, yarım saat. Hemen o büyük kümesi kuşları atıyorum havaya dostlar. İşte bu fırlayan miski. Sonra Arap yavrular var orada. O. İki tane Arap yavru, bu fırlayan miski. Bunlara öncelik veriyorum. Onlardan sonra da vaktim kalırsa bu diğer şu kümesteki boz, işte ayna kuyruk Arap, ondan sonra mavi yavru gibi yavruları uçuruyorum dostlar. Elimizden geldiğince uçurup sökeceğiz, izleyeceğiz. İzleteceğiz inşallah dostlar. Bakın bozlardan da çok güzel. İnşallah sezon bitmeden içerideki teke düşen de üstüne koyacak. İçeride bir tane teke düşen bozumuz var. Bu uçan bozlar da onun direkt kardeşi. İnşallah bunlardan da güzel kuşlar izleyeceğiz dostlarım sezon bitmeden. Şimdi bunlar az önce inmek istedi ben konuşurken. Aferin size be. Bakın rüzgar da var. Bir de dediğim gibi bugün, ya bugün dediğim daha yarım saat önce bir daha uçurmuştum ben bunları. İkinci uçumları bunlar yorulur. Şöyle şu kümesi açacağım, burada kanatsız erkekler var. Bu arada şu Arap'ın da kanatları geliyor dostlar. Onu da bir düşünüyorum, belki uçururum, bu geçen yaz oynattığım Arap. Kanatları gelmiş bayağı bir. Şimdi şunlar çıksın. Yavrular da insin. Rüzgar da iyice şiddetini arttırdı. Arkamdaki saçtan sesler geliyor. Bayağı bir sarsıyor rüzgar. Bir yem atayım dostlar. Hadi gelin. Gel. Evet, yem attık ve çıkmaya başlıyorlar. Yavruların inişini de görelim. Videomuzu kapatacağım dostlarım. Çekmemi istediğiniz konular varsa, videolar varsa yorumlardan belirtebilirsiniz dostlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. İstanbul içi güzel kuş başlatan, videoya almamı isteyen dostlarım varsa İstanbul içi benimle Instagram'dan iletişime geçsin dostlarım. Telefon numaramı bırakayım, telefonlaşalım. Geleyim kuşunuzu, kümesinizi sizi çekeyim dostlar. Böyle bir etkinlik de yapabiliriz. Güzel kuşu başlayan, izlemek ve izletmek isteyen, videoyu almamı isteyen dostlar varsa iletişime geçsin, gelir. İstanbul içi olursa iyi olur. İstanbul'a yakın şehirlerde olabilir. Fırsat bulursam gelmeye çalışırım dostlar. İstanbul içi olursa da çok çok iyi olur. Hem tanışmış oluruz, hem kuşlarınızı göstermiş oluruz dostlar. İzleyicilerimize de hem içerikler çıkmış olur, hem farklı bir şeyler izlemiş olur, hem de sizin kuşlarınız izlenmiş olur dostlarım. Bence güzel bir etkinlik olur. Bu konuda da iletişime açığım. Dostlarım, videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.